Şimdi ikinci oturuma geçiyoruz. İkinci oturumun konusu kahve kavurma makineleri. Konuklarımızı anons etmek istiyorum. Toper Fabrika Yöneticisi İbrahim Karakundakoğlu, Has Garanti Firma Sahibi Müjdat Aydın, Garanti Dış Ticaret Direktörü Sinem Umsu, GSN Marka Distribütörü Şerif Başaran, moderatörümüz kahve danışmanı ve eğitmen Özgür Kızıl. Buyurun efendim sahneye. Kıymetli kahve severler, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu yoğun ilgiyi görmek kendim adına ve kahve zirvemizin ilk yılı adına gerçekten gurur verici. Birbirinden kıymetli konuklarım var bugün. Çok keyifli kahve üzerine sohbetler gerçekleştireceğiz. Yüzyıllar önce kahve kültürünün ve kahvenin dünyaya yayıldığı bu güzide şehirde, yüzyıllar sonra yeniden bugün kahveyi konuşabilmek kendi adıma gurur verici. Çünkü burada bulunan herkesin ortak dili kahve. Bunun için birbirinden kıymetli konuklarımla kahve üzerine değerli sohbetler gerçekleştireceğiz. Bildiğiniz itibariyle yüzyıllar önce tavada kahve kavurma ile başlayan sürecimiz zaman içerisinde yerini modern kahve kavurma makinelerine bıraktı. Bu alanda da birbirinden uzman kişilerle kahve kavurma makinelerini konuşuyor olacağız. Ben yeniden kıymetli misafirlerimize size takdim etmek istiyorum. Garanti firmasından Sayın Sinem Unsu, Toper firmasından Sayın İbrahim Karakundakoğlu, Has Garanti firmasından Sayın Müjdat Aydın, Gizem firmasından Sayın Şerif Başaran'la beraber bugün kahve dolu bir sohbet gerçekleştireceğiz. Sinem Hanım, sizinle başlamak istiyorum. Biraz süremizde kısalma var, 10 dakikadan aşağıya düştük. Tamam. Kısaca firmanızdan bahseder misiniz? Akabinde de yeni nesil bir yönetici, modern bir kavurucu olarak firmanızın ve sizin sektör için neler yapmak istediğinizi, neler planladığınızı öğrenmek istiyorum. Tabii ki. Garanti Değirmenleri 1951 yılında kurulmuş İzmir firması. Bu işe biz taşlı kahve değirmeniyle başladık. Daha sonra hemen akabinde kahve kavurma makineleri imalatına devam ettik. Şu an mevcutta bulunduğumuz firmamız 2002 yıl özür dilerim fabrikamızı 2002 yılında geçtik ve hala oradayız. Kemalpaşa organizedeyiz. Oradaki üretim konumuz, ana konumuz daha çok kahve kavurma ve değirmenleri olmasının yanı sıra kakao ve malt konusunda da çalışmalarımız sürüyor. Bir yan dal olarak yaptığımız makinalarımız onlarda. Tabii yaptığımız ürünlerin, ürettiğimiz ürünlerin yaklaşık %80'ini ihraç ediyoruz. Bu da tabii bizim dünyaya açılmamızda hem Türkiye pazarı için hem de dünya pazarı için hem de firmamız adına çok ciddi bir kaynak aslında oluşturuyor. Çünkü oradaki sektörü takip edebiliyorsunuz. Şimdi hemen ikinci sorunuza bağlanacağım. Üçüncü kuşak yönetimi demek, hani tabii ki de babanızdan, dedenizden aldığınız bilgiler, birikimler var ama artık bilginin ve teknolojinin içerisindesiniz ve bunları harmanlamanız gerekiyor. Bizler dahil olduktan sonra yurt dışındaki kahve sektörünü biraz daha ele alma şeklimizi de biraz değiştirdik. Acaba yeni neslin neye ihtiyacı var? Ne yapıyorları biraz daha derinlemesine gözlemleme şansımız oldu. Nitekim akabinde son 5 senede işte Elif Hanımlar da bahsettiler. Nitelikli kahve evlerinin, kavurma hanelerinin burada arttığını gözlemledik. Biz de dedik ki evet onların ihtiyacı modern kahve kavurma tekniğine ulaşmak ve bu konuda çok eğilim gösteriyorlar. Burada sanırım biraz modern kavurma tekniği nedir, biraz bundan bahsetmek lazım. Burada önemli olan 4-5 parametre var. Bunlardan biri makinanızın özellikleri. Bir üretici olarak önce onu belki bahsediyorum. İkincisi yeşil kahveniz. Size işte tadımlarınızı yaparak onun niteliği nedir, niceliği nedir bunu tanımlamanız. Daha sonrasında kahvenin yeşil kahveden kavrulmuş kahve haline gelesiye geçirdiği aşamaları
tanımlamanız gerekiyor. Akabinde kavurma aşamalarını biliyor olmanız gerekiyor ve orada nelerin olduğunu artı deneyimleriniz. Aslında burada bir fizik, kimya, biyolojiyi teknolojiyle birleştirmeniz gerekiyor. Evet ve bunların tamamıyla bir yönetim anlayışıyla geliştirilmiş bir teknik. Yeni nesil artık verilerle çok fazla entegre durumda. İşte yeşil kahvenin yetiştirilmesinden bize gelesiye, kavurma tekniklerindeki verilerin alınmasına, demleme ekipmanlarındaki nihai bilgilerin, verilerin artık bir birleşimi haline geldi. Siz kahve severlere sunulana kadar. Belki biz bir aşamasıyız kavurma grubu olarak ama madem yeşil kahveyi tadımla notlandırabiliyoruz, demleme tekniğimize de güveniyoruz, o zaman burada kahveyi iyi sunabilmenin bir aşaması olarak kavurmayı nasıl iyileştirebiliriz diye baktığımızda modern kavurma tekniği bizim anahtar kelimemiz oluyor. Biz de üçüncü kuşak olarak artık üretimimizi ve yönetimimizi bu anlayışla yürüterek üretimimizi de buna döndürmüş durumdayız. Bununla ilgili de üçüncü sorunuz muhtemelen onunla ilgili gelecek. Bağlayacağım. Modern kavurmayı konuştuk. Evet. Modern kavurma için de modern cihazlara ihtiyaç var. Son dönemlerde Focha Roaster'la sektöre farklı bir çizgi kattınız. Evet. Bu Focha Roaster'ın hikayesinden bize bahseder misiniz? Biraz da teknik detayları rica Tabii ediyorum. Tabii ki. Focha Roaster aslında 2020 yılında bir COVID döneminde dünyaya geldi diyeyim. Biz çalışmalarımızı o dönemde başlattık. Tabii 2021'de tamamlanmıştı ancak COVID nedeniyle uluslararası fuarların düzenlenememesi bizler için biraz bekletme evresine neden oldu. O sürede yine geliştirmelerimiz devam etti. Focha'nın markasından bahsetmek istiyorum öncesinde. 1951'de kurulduğumuzu söyledim. Dedemiz bu işe başladığında doğal taşla kahve değirmeni üretimi yapıyordu. Ve oradaki doğal taşın ismi Focha. Yani o Focha'dan çıkma bir taşla bu değirmeni imal ediyordu. Biz biraz oraya ithaf etmek, onu biraz da hani anmak adına koyduğumuz bir isim oldu. Rengi çok beğenildi. Estetik olarak da çok sıra dışı. Evet, oraya da geleceğim. Tasarımını zaten biraz daha nitelikli kahve evlerini düşünerek tasarladık. Çünkü nitelikli kahve evlerinin çok fazla yeri yok. Her yere rahat konumlandırabilecekleri bir alanları olmadığı için Focha'nın minimal ve kompakt olması konusunda çok önem arz ettik. Yansıtma şansımız olmadı. Web adresi focha.com. focharoaster.com. Bilmeyen kişilerin incelemesi adına bunu iletmek istedim. Evet. Merak edenler olmuştu. 6 kiloluk bir makina. Nitelikli kahve evlerinin biraz daha fokuslandığı kapasite o civarlarda oluyor. İzolasyon konusu ve yönetim anlamında da bütün verileri alabileceğiniz bir ürün haline geliyor. Bu sebeple de siz verilerinizi rahatlıkla tutabiliyorsunuz. Firmamıza gelip görebilirsiniz, satın alabilirsiniz tabii ki. Focha'nın çok güzel bir serüveni başladı. Bunun akabinde biz World of Coffee'de bu sene katıldığımız kahve kavurma ve ekipmanları konusunda birinci olduk. Bu makinamızla. Bu makinanın gelişimleri devam ediyor, projeleri devam ediyor. Akabinde değirmenlerle ilgili de bir projemiz var. O da gündemde. Onu da sunacağız en yakın zamanda. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Buradan ederim. Sözü kıymetli büyüğüm İbrahim abi diye hitap edeceğim. Biz bir aileyiz. Hepimiz kahve ailesiyiz. Burada bulunan herkes kahve ailesine mensup. Ondan dolayı biraz daha samimi ilerlemek istiyorum, affınıza sığınarak. Sayın İbrahim abicim, kısaca Toper firmasını bir tanıyalım. Akabinde de çok önemli bir soruyla geliyorum. Yani şimdi gerçekten hepimiz bir aileyiz. Yani burada ne düşmanlık, ne kardeşlik. Bu bir family. Yani dünya family. Ve kahve dediğimiz
çok güzel olan bir içecek. Dünyada petrolden sonraki en büyük sektör. Yani legal olarak, yani uyuşturucu saymazsak dünyada legal olarak en büyük sektör petrolden sonraki kahvedir. Yani bunu bir tek kahve olarak düşünmeyin yani. Bunun bizim gibi makine üreticileri var, efendim pişiricileri var, baristaları var. Yani çok büyük bir ekonomi. Türkiye için de aynı. Ayrıca yeni bir iş dalı. Topel olarak da biz çok eskiden beri kahve kavurma makineleri yapıyoruz. Her şeyin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Para veren müşterinin her şeye layık olduğuna inanıyoruz. Yani adam para veriyorsa en iyi layık olacak. Bu layıklığı da biz tespit etmiyoruz. Avrupa'da bu makineler yapılıyor. Bunların standardı var. Eğer bu standartta bir Türkiye'de mal üretemiyorsak o zaman aldığımız para layık değil. Ama ben kendi başımda, kendi fabrikamda Avrupa standartlarının neyse, gerekse gaz ölçümleri, yani 200 ppm'in altında üretim yapıyoruz. Yani karbon monoksit olarak. Gerek kalite açısından bir düşüklüğümüz olduğunu zannetmiyorum. Bizim de fabrikamızda %97. Yani yurt içinde biz hiç çalışmıyoruz. Şimdi bununla paralel bir soruya geleceğim. Makinelerinizde aromaları artırmaya yönelik bir sistem uyguluyormuşsunuz. Şimdi bu sistemden şöyle, bahseder misin abi? Malum biliyorsunuz sektörde bir sıkıntı var. Kahve fiyatları çok pahalı. Herkes obuska kullanıyor. Yani bu gerçek mi yani? Hatta kaliteli... Hoş olmayan bir gerçek. Yani aslında... kalitelisini bırakın, en adi robusta kullanılıyor. O kadar adi ki yani mercimek kadar. Bu arada çok özür dilerim. Robusta'dan hani burada kötü bahsediliyor ama evet, iyi olan robustolar da var. Şöyle tabii ben canım, oraya bir parantez açabilir miyim? Robustalar var yani. Bugün Arabica türüne eşdeğer olmasa bile yakın. Ya zaten şunu yani da açıklayalım lütfen. Arabica demek iyi demek değil, Robusta demek kötü demek değildir. Tabii. Arabica'nın tabii da çok kötü çeşitleri mevcut. Robusta'nın da çok iyi çeşitleri mevcut. Çok özür diliyorum. Lütfen yani devam çok edin. Kaliteli robustalar var ama kullanılmıyor tabii. Gene odan da fiyatı pahalı olduğu için. Bunun için biz bir sistem geliştirdik. Robusta'nın sertliğini kazan içinde su enjekte ederekten bu sertliğini düşürmeyi. Hiç olmazsa madem bu kullanılıyor, nihai tüketici bunu o robustanın sertliğinden arınmış bir şekilde, tatlandırılmış bir şekilde alsın diyerekten. Böyle bir sistemimiz var. Aşağı yukarı bu sistemimiz 40 seneden beri yapıyoruz. Bütün dünyada da kullanılıyor bu sistem. Fakat Türkiye'de kullanılmıyor. Neden kullanılmıyor? Tabii işin esprisi şu. Biz her şeyin en iyisini değil, acaba en kaçağı nedir diye Türklerde bir olay var. Yani nasıl kar ederim? Bunun %10 civarında verilmesi gerekirken kazana maalesef bizim malımız %35 veriyor. Yani ben diyor 150 kilo kahve kavurduğum zaman 150 kilo alayım. Yani kötüye kullanmadığı takdirde bizim bu geliştirdiğimiz sistem gayet verimli bir sistem. Kahve kalitesini düşürüyor ve kahve kazanında çabuk soğuma yaptığı için aromalar da içinde kalıyor. Artı ayrıca soğutma kazanında, yani soğutma tavasında, soğutma zamanını da düşürüyor. Ben iyi yönde olduğunu zannediyorum. Çünkü bütün Avrupa, dünya kullanıyor. Abi teşekkür ediyorum. Şimdi kavurma halelerde, kavurma yapan fabrikalarda en büyük problemlerden bir tanesi baca. Genellikle bacayla ilgili hem teknolojisinden hem de birçok tehlikeli faktöründen birçok arkadaşın haberi yok. Genellikle dikkat ettiğimizde yaptığım anketlerde, araştırmalarda ilk 6 ayda mutlaka baca yakıyorlar. Bacayla alakalı lütfen kahve kavuran veya bir işletme kuracak kişiler için önerilerinizi de rica ediyorum. Yani şimdi şöyle bir şey var. Araba kullanan kaza yapar. Yani yapılır. Herkes yapmıştır mutlaka. Baca yanması da maalesef bu sektörün, kahve sektörünün kaderi. Yani eğer ki bacalarınızı iyi temizlemezseniz, toz odası olmazsa bir makinede, ki toz odası şarttır, yani şaf kolloktor dedikleri, burada temizlemezseniz maalesef kavurmacı yapanların kaderi yangındır. Ama bu yangınlar o kadar çok büyük tehlikeli değil. Yani kalkıp fabrikayı yakacak kadar değil. Bunlar baca yangını. Ama önlemek için baca yangını söndürme sistemleri var, çok gelişmiş. Onların yapılması gerekiyor. Yoksa yanar kardeşim. Yani çünkü öyle bir şey ki, hani kahveyi bir kenara bırakalım. Bugün
Türkiye'de en büyük gelişmiş sektör olan un sektörü. Un. Bildiğimiz unu bile bir yerden bir yere nakliye yaparken, bacalardan geçerken, boruların içinden geçerken un infilak ediyor. İnfilak ediyor, fabrika çöküyor. Onun için hani ne derler, temizlik şart. Kavurma makinesi varsa kavurman, temizlik şart. Su söndürme sisteminiz şart. Yani bugün otellere bile gidiyorsunuz, işletmelere bile gidiyorsunuz. Her yerde su söndürme sistemi var. Yani buraya da bir su söndürme sistemi monte edilmesi gerekiyor tozasına. Artı bacaların temizlenmesi gerekiyor. Evet. Temizlenmezse ne olur? Yanar. Aslında konular daha geniş, daha kapsamlı. Baca nasıl temizlenir? Bunlar belki bazı kişilere komik gelebilir ama bacaları parçalamak gerekiyor. İçini bıçakla sıyırmak gerekiyor. Ciddi problemler. Daha önce baca yangınına hiç denk gelmemiş bir kişi için de cidden o gün yani bir de çok kötü baca, geçiyor. Yatık baca, yatık boru sistemi kullanılmaması gerekiyor. Bazı işletmelere gidiyor, 30 metre yatık boru var. Yani 30 metre yatık boruda yoğunlaşma oluyor, kivilikmesi oluyor, kepek yapışması oluyor. E sonra da yanıyor. Teşekkür ederim. Ağzınıza. Yanıyor ya. Minimum dirsek ya. Müjdat abiciğim, biraz bize has garantiden kısaca bahsederseniz sevinirim. Kahve sektörüne herkese buradan selam olsun. Bu tür organizasyonlar çok güzel. Birlikte inşallah daha güzel yerlere getireceğiz kahve. Şeref verdiniz, onur duyduk. Biz o şeref bize ait. Has Garanti firma sahibiyim. İhsan Aydın kardeşim beraber, Remzi Aydın'ın çocuklarıyız. Yani bu sektörü Türkiye'de doğurmuş. Yaşayan belki de en köklü ustanın evlatları olmak yani bizim için gurur meselesi. Biz de İbrahim Bey gibi, Sinem Hanım gibi işte ağırlıklı ihracat yapan bir firmayız. %85-90 arasında. Son dönemlerde yerel fuarlarla birlikte bu iç piyasadaki şeyimiz arttı aslında. Muhtemelen diğer firmaların da aynıdır. Bu fuarların gelişmesiyle, artmasıyla birlikte iç piyasada kaybettiğimiz bir takım şeyler veya gelişmeyi yakalama açısından bu fuarlar bize çok artı sağlamaya başladı. İçeride de çok fazla sanayi gelişmiş olan teknolojiyi içeride de kullanmaya başladık. Yani biz de ağırlıklı yurt dışı çalıştığımız için yurt dışındaki teknolojiyi Türkiye'ye getirip yurt dışındaki tecrübelerimizi bir takım makinelerde gelişmeler sağladık. Yani bunu hep birlikte yani birçok firmada yaptığı gibi biz de kendimize gelişmeler, farklı kavurma teknolojileri var. Zaten kahve kavurma işlemi, yani kahveci arkadaşlar da bahsettiler, kahvenin dinledik hep birlikte bir an az evvelki işte seminerde. Herkes kahvenin kalitesini konuştu. Kahvenin kalitesine en çok müdahale edebileceğiniz nokta, soruyu şurada oturan arkadaşların yaptığı makine var. Yani nitelikli bir özellikli bir kahveyi en zengin tatları oluşturabileceğimiz ekipmanı üreten firmaların sahipleriyle şu an bir... Abi peki bugün buraya gelen kıymetli misafirler sizin statlarınıza geldiğinde teknik ve teknolojik olarak sizi hangi sorularla zorlasınlar? Ne istesinler ne talep etsinler sizden? Şimdi... Herkes kahvenin özelliğinden bahseder ya, kahveye en çok müdahale ettiğiniz makine kahve kavurma makinesidir. Yani içime kadar olan noktada özellikle bir kahveyi size sunumda ondan en iyi tatları alabildiğiniz noktanın makinelerini imal eden arkadaşlarla toplantı yapıyoruz şu anda hep birlikte. Seminer yapıyoruz. Şimdi burada ne önemli? Burada... bir kahve kavurma makinesinde bence şahsım adına ben 8 yaşından beri bu sektörün içerisindeyim. Yani hem okuduk hem çalıştık. Yaz tatillerinde arkadaşlarımız yani ben biraz doğaçlama ben öğrencilik döneminde de çok ders çalışan bir insan değildim ama doğaçlama olarak bu hayatı yaşayıp da yani makineleri bir yere getirdik gerçekten. Başarılı olduğumuza kendimizce inanıyoruz tabii sektörde. Karıştırma sistemi çok önemli. Yani kontrol mekanizması çok önemli. Yani nasıl artisan kahve dediğimiz şekilde müdahale edebilir makine üretmek çok önemli. Aynı kahveyi burada işte 5 kişi oturuyoruz. 5 arkadaş kavurduğu zaman farklı aromalar elde edebiliyorsa bu da farklı makinenin kontrol edebilirliğiyle alakalı bir durum bence. Yani hava kontrolü çok önemli. İçerisinden geçen hava miktarını, enerjiyi kontrol edebilmek. Onunla birlikte işte doğru karıştırma ve kazan hacmi. Bunları sağladığınız zaman zaten bir şekilde kahve kavurma makinesi
elde edebiliyorsunuz. Ama bu tabii bir takım tecrübeler istiyor. Yani yaşanmışlıklar istiyor. Yurt dışı tecrübeleri istiyor. Bazı bilgilere sahip olmayı gerektiriyor. Bunlar kendimizce biz 1990'lı senelerde Türkiye'nin ilk kafe shop zincirlerinden bir tanesini kardeşim birlikte açtık. Has Kahve Evleri diye 11 tane mekan açtık. Aktif olarak 16 sene, 17 sene bu işi şey yaptık. Bu kahveci olmanın da verdiği etkiyle bize şey gibi düşünün. Hem şoförsünüz hem araba yapıyorsunuz sistem olarak. Çok büyük artılar sağladığını düşünüyorum ben. Çünkü kullanıcının ne istediğini çok iyi anladık tüketici olarak. Yani o açıdan biz makinelerimizi kendimizce çok geliştirmiştik. Tabii yurt dışı tecrübelerimizle bu olay farklı boyuta geçti. Artık son teknolojiyi de kendimizce yakalayıp kendi iç piyasada, dış piyasada müşterilerimize sunmaya çalışıyoruz. Yani. Kavurma teknolojilerinde nelere dikkat ediyorsunuz? Yani sizin firmanız neler uyguluyor? Homojenlik, kaliteli bir çekirdeği. Homojen kavurmak bizim için çok önemli. Bunun için işte gereken bazı teknik bilgiler var. Tamburun karıştırma sistemi, bahsettiğim aynı öz konuya döneceğim. Hava kontrolü, ısı kontrolü. Bunları sağlamak lazım. Yani bunlara müdahale edebildiğiniz bir makine sizi doğru sonuca gönderdi. Biz makinelerimizde hava kontrollerini işte maksimum seviyede hareketli bir pana kullanıyoruz. En basit makinemizde başlangıçta bile bütün gaz ayarlarını, alev boyu kontrolünü, airflow'unu, her şeyini, tambur devrini, her şeyini makine üzerinde kontrol edebileceğimiz bir artisan dediğimiz kendimizce bir panomuz var. Bu pano üzerinden işte artisan bağlantısı yapabiliyorsunuz. En basit makineden bahsediyorum. Çünkü piyasalarda falan full otomatik yaptığı için her işlemi biraz o zaman kullanıcı tanımından çıkıyor. Yazılmış programı takip ediyor makine. Ama bu panolarda verilen bizim eğitimimiz, tabii alan müşterileri eğitiyoruz ya, eğitim sonrası müşteriler o reçeteyi oluşturuyor ve her seferinde aynı değerleri yaptığı zaman o makine aynı kahveyi kavuruyorsa, aynı derecede, aynı aromayı elde edebiliyorsanız doğru ürün almış olduklarını inanıyorum ben. Teşekkür ediyorum. Şerif Hocam, hoş geldiniz. Size geçiyorum. Hoş bulduk. Hocam, Gizem makineleri, şimdi Avrupa'da ciddi bir doğalgaz problemi baş gösterdi. Gizem yakıt olarak, teknoloji olarak ilerleyen süreçlerde doğalgaz yerine alternatif bir şeyler planlıyor mu? Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Gerçekten kahve zirvesini ben ilk duyduğum günden itibaren çok heyecanlı bir şekilde bugünleri de bekliyordum. Bir kere sadece bir tarih ertelendi ama İyi ki ertelendi o tarihi çünkü ben olamayacaktım, yurt dışında olacaktım. O açıdan da tekrardan hoş geldiniz ve umarım keyifle geçiyordur sizler için. Hocam kısaca da Gizem'i bir tanıyalım. Kusura bakmayın ben atladım onu. Efendim? Gizem firmasını bir kısaca tanıyalım. Tabii ki. Şimdi Gizem'in 2006 yılında açıkçası Gizem başladı. Ve şimdi buradaki Türkiye'nin en büyük kahve kavurucularının yanında ben açıkçası sadece bir markanın Türkiye'deki temsilcisi olarak bulunuyorum. Ve üç üreticinin yanında ben tüketiciyim açıkçası. Ben daha önceden birçok kişi de bilir ve birçok sosyal medyamda da bunu paylaştım. Hem Has Garanti'nin makinelerini kullandım, hem Toper'in de makinelerini kullandım ve birçok Türkiye'deki üreticinin makineleriyle test çalışmaları yapıyorum. Ar-Ge'sinde çalışıyorum. Üreticilerin işte sinemanın da bahsettiği gibi ikinci, üçüncü ve dördüncü jenerasyonları gelmeye başladı ve nitelikli kahveye yönelmeler çok büyük bu firmalarda. Ve ben de birçoğuyla görüşüp fikir alışverişinde bulunup Türkiye'deki markaların, Türkiye'deki üreticilerin özellikle uluslararası alandaki gelişmelerini ne şekilde daha da bir üst seviyelere getirebiliriz veya mevcut olan teknolojilerindeki nasıl da daha da albenesi yüksek veya global anlamdaki ihtiyaçlara yönelik nitelikli kahveden bahsederken nelere ihtiyaç duyulduğunu onlarla Ar-Ge'lerinde paylaşıp bilgilerini aktarıyorum. Şimdi bizim Gizem'de açıkçası Hollanda markamız ve daha önceden Probat'ta belki Alman firmasını da duymuşsunuzdur.
bulunan bir ekip Probat'tan ayrılıp 2006 yılında Giesen'i kuruyorlar. Ve şu anda yan yana 8 fabrika satın alıp üretimlerine devam ediyorlar. Yani son 5-6 yıl içerisinde çok büyük bir sıçrayış gösterdi. Ve kahve SCA'yı biliyorsunuzdur, Nitelikli Kahve Birliği'ne. Nitelikli Kahve Birliği'nin 2010 yılındaki barista dünya şampiyonlarının haricinde kahve kavurma şampiyonları da ortaya çıkartmasıyla birlikte biraz daha ortalık şeffaflaştı. Yani biz kahve kavurucular eskiden bir sır olarak saklardık. İşte kahve kavurma stillerimiz, kahve kavurma tekniklerimiz bir açıkçası sırdı. Bir formüldü ve bunu çok fazla dışarıda açıklamazdık. YouTube'da herhangi bir şekilde veya herhangi bir platformda, kitapta, kaynakta kahve kavurma ile ilgili herhangi bir bilgi paylaşılmazdı. 2010 kahve kavurma dünya şampiyonları ile birlikte tam tersi gerçekleşti. Ve kahve kavurma da aynı latte art'ta olduğu gibi, aynı barista yarışmalarında olduğu gibi artık tekniğin dışarı doğru gösterilmesi, nasıl yapılması gerektiğine dair kaynakların artması ve bununla birlikte de sadece kahve kavurucular değil, özellikle de üreticilere de yön göstermeye başladı. Yani SCA'nın açıkçası burada çok büyük bir faydası dokundu son 12-13 yıl içerisinde. World of Coffee'lerde, işte sinemanımlar katıldılar, İbrahim Bey, Müjdat Bey hepsi oradaydı. Ve bunların teknolojilerinde hem daha fazla şeffaflık ve artık açık mutfak oynuyoruz. Giesen olarak bizler şu anda açıkçası global sorunlarla ilgili geleceğe yönelik neler yapılabilir onlara çok odaklanmış durumdalar. Bir Avrupa firması çok fazla işte enerji kaynaklarına bakarak gelecekte nelere trend gösterecek ona bakıyorlardı. En son 3 yıl önce bir çalışma yapmışlardı. 6 kiloluk bir elektrikli makinemiz vardı. Onu 15'lik yapacağız demişlerdi bana 2019 yılında. Ve açıkçası şu anda 30'luk ve 60'lıklara kadar elektriklilerde yeni bir projeler halinde çalışmalara başladılar. Sebebi ise yenilenebilir enerjinin artık giderek Avrupa ülkelerinde ve hatta ileride Amerika'da da daha fazla rağbet gösteriyor olması. Fosil yakıt veya yenilemez yakıtlarımız giderek sanayide artık yok olmaya başlayacak ve kabul edilmez hale gelecek. Bunun bir yandan tabii ki global anlamda Amerika'nın, Suudi Arabistan'ın, Rusya'nın petrole, yenilemez enerjiye olan monopol bir şekilde hükmetmesi ve fiyatları istediği gibi oynamasıyla da alakalı. Ama aynı zamanda da son Rusya-Ukrayna savaşıydı, herkes gördü. En ufak bir değişkenlikte açıkçası global anlamda enerji fiyatları, enerji kaynakları, doğalgaz olsun, petrol olsun inanılmaz bir yükselişe geçiyor. Almanya son 3-4 yıldır yenilebilir enerji konusunda işte hidro, rüzgar, güneş panelleri ve biyoenerji gibi enerji kaynaklarına yönelmeye başladı ve bu şu anda 2021 yılında %50'ye yaklaştı. Atom reaktörlerini yok etmeye başlamıştı. Zaten fosil dediğimiz işte petrol ve doğal gazdan uzaklaşmaya başlamıştı. Bunlar aynı zamanda da sadece geleceğe yönelik parasal sorunlar değil, aynı zamanda da küresel ısınma sorunu sebebiyle de öngörülen ve Avrupa Birliği'nin koymuş olduğu normlar sebebiyleydi. Ve açıkçası şu anda Giesen'in son çıkartmış olduğu işte model ilk kez 10 kilonun üzerinde bir enerji kaynağı olarak elektrik kullandığı, çift elektrik kaynaklı bir kahve kavurma makinesi çıkarttı piyasaya. Ve açıkçası doğal gazlı veya elektrikli kullandığınızı enerji kaynağına bakmadan anlayamıyorsunuz. O şekilde bir response time, reaksiyon süresi, o şekilde bir kavurma stili istediğinizi oynayabilip istediğinizle kahveyi kavurabiliyorsunuz. Bu normalde elektriklerde çok zordur açıkçası. Yani genelde biz elektrikliden bahsettiğimizde bir reaksiyon süresinden bahsederiz. İşte ben gazı kısalttığımda anında gaz kısalır, anında enerji, jul eksilir. Ama elektrikleri bu normalde mümkün değildir. Buna çok odaklanmışlardı ve son çıkarttığımız işte Milano Kahve Festivali'nde 15'lik bir makine çıkarttık ama şimdiden çalışmalar 30'luk, 60'lık ve 140
kiloluk makinelerde de elektrikliye artık dönüş başlandı. Bunun hocam, haricinde evet. Gizem'de dış görünümü, tasarıma çok fazla bir yatırım var. Bunun da sebebini açıklar mısınız? Çok çalışıyorlar buna. Ya şimdi iş butikleşiyor. Ve bir önceki konuşmalarda da Yeşil Çekirdek'te de Erdem Bey de bahsetti. Sinemanın da az önce tekrar bahsetti. Giderek iş estetiğe, giderek iş butikleşme ve daha fazla kahve kavurucu ortaya çıkmaya başladı. Ve bundan bir 15-20 yıl önce espresso makinelerin hepsi tip olarak da aynıydı. Çok büyük bir albenisi yoktu. Bazen kasaları değişirdi, bazen sağdan soldan bir renk verirdik ama 8-9 yılı ben aynı zamanda İtalya'da bir espresso makinesinde Ar-Ge ekibinde çalışıyorum. Treviso bölgesinde. Onlarda da ve ondan öncesi de 2009-2010 yıllarından beri espresso makinelerinde estetiğe çok önem verilmeye başlandı. İşlevselliği hariç, yani teknolojiye de tabii çok önem veriliyor ama estetik olarak artık o bir dükkanın mobilyası, o bir dükkanın dekorasyonuna dahil edilen bir ürün haline geldi. Aynısı da 5-6 yıldır artık özellikle bu 2014 Aralık'ta açılan Seattle'daki Starbucks'ın Reserve işletmesiyle 1500 metrekarede bir kahve tiyatrosu açtılar açıkçası. Yani Reserve deniliyor ama ben orayı bir kahve tiyatrosu olarak görüyorum. İçeri giriyorsunuz, kahve kavurma makinesini görkemli bir şekilde ortaya koymuş durumdalar. Silolar, bakır borular, 16 tane espresso makineleri var içeride. 48 tane kahve öğütücüsü var içeride. Ve yaklaşık olarak 70 kişi aynı anda çalışıyor. Şimdi burası bir tiyatro, burası bir kendini gösterme, bir şov haline getiriyoruz. Ve onun tabii ki şimdi orada harcadıkları 4,5 milyon doları herkes burada muhtemelen harcamayabilir ama butik hale nasıl getirebiliriz? İşte 6 kiloluk makineler, 10 kiloluk makineler, 15 kiloluk makineler, rengi, sesi çok önemli. Yani bir butik, bir işletmede özellikle izolasyonu, makinenin izolasyonu, çalıştığında herhangi bir çevreye rahatsızlık vermemesi gerekiyor. Herhangi bir çevreye ısı vermemesi gerekiyor veya minimal ısı vermesi gerekiyor. Ve dekorasyonun bir parçası, tehlike yaratmadan insanların camın arkasından veya bir bölmenin arkasından o tiyatroyu izleyebileceği ve bu tiyatroyla da kahvenin burada taze kavrulduğu algısı yaratılabilir veya gerçekliği de paylaşılabilir. Ve bununla birlikte tabii Gizen estetik olarak bir hep bana bir lokomotif şekli geliyor. Ve bu lokomotif şeklini de renkle, yanındaki logolarıyla paylaşıyorlar ve belki birkaçınız fark etmiştir. Gizem makinelerinde internal cyclone diye tabir ettiğimiz chaff collector veya kepek toplayıcısı dışarıda olmadan da çalışıyor. Kendi alt haznesinde kepek toplayıcısını, kepekleri toplayabiliyor ve o sebeple de sadece tek bir makine ve o tek bir makineden dışarıda 15 santimlik veya 20 santimlik bir tane bacayla dekorasyonu bozmadan da dükkan içerisinde çok güzel bir dekorasyon olarak tutabiliyorsunuz. Efendim, kıymetli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Tekrar geldiğiniz için ayağınıza sağlık. Kıymetli kahve severler, kahve zirvemize katıldığınız için sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bugün size bol kahveli bir gün dilerim. Bir sonraki programda da ayrılmayın lütfen. Yeni programda da burada olun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz.